Selamünaleyküm arkadaşlar. 5. sınıf Denge Türü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık sorularına hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızda 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfın Arapça ders kitabı çözümlemeleri cevapları mevcut. Ayrıca yazılı hazırlık videoları var. Arapça, Kur'an-ı Kerim, Denge Türü, Peygamberimizin hayatı ve daha fazlası için kanalımıza abone olup arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun olurum. Ayrıca anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda da sorabilirsiniz. Kanalımıza inşallah İngilizce yazılı hazırlık videoları da olacak. Yapabildiğim her şeyi sizlere hazırlayıp sizlere faydalı olmaya çalışacağım inşallah. Allah zihin açıklığı versin. Derslerinizde başarılar diliyorum. İnşallah sınavlarda güzel notlar alırsınız. Bismillah deyip başlayalım mı? Evet, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. Allah'ın yeryüzündeki bütün canlılara merhamet etmesini arkadaşlar Rahman denir. Rahman. Buraya yazalım. Rahman. Allah'ın yeryüzündeki bütün canlılara merhamet etmesine Rahman denir. Kişinin samimi bir kalple Allah'a yönelerek ona yalvarmasına ve ondan istemesine dua denir. Arkadaşlar dua zaten istemek demek. Her dilde yapılabilir mi? Yapılabilir. İlla duayı Arapça yapacağız diye bir şey yok. Türkçe yapabilirsin. Fransızca, Almanca, kişi ana diliyle bile dua yapabilir. Allah'ın varlığı ve birliğini ifade eden kavrama, sonuçta bizi Allah Arapçanın haricindeki başka dillerde anlamayacak mı? Anlayacak. Ama namaz kılarken duaları Arapça okumamız gerekiyor. Allah'ın varlığı ve birliğini ifade eden kavrama tevhid denir arkadaşlar. Kelime-i tevhid diyoruz hatırlarsanız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bir demek yani tevhid. Kelimeyi tevhid. Evet buraya kalın modda olduğu için sığmadı. Tevhid. Rahman gitti. Tevhid gitti. Dua da gitti. Allah'ın ahirette sadece mümin kullarına merhamet etmesine rahim denir arkadaşlar. Rahman ve rahim arasındaki Rahman ve rahim arasındaki fark Rahman bütün canlılara Rahim de mümin kullara ahirette. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla besmeleye başlarken Rahman ve Rahim kelimelerinin anlamını da öğrenmiş olduk. Allah'ın yeryüzündeki bütün canlılara merhamet etmesine Rahman, Rahim de ahiret gününde mümin kullara. Evet burada Rahim de gitti. Hazreti İbrahim'i ateşe atan, kendini ilah olarak gören kral Nemrut. Nemrut'tur. Nerede arkadaşlar? Adıyaman'da. Nemrut Dağı. Orada heykellerin olduğu yer Adıyaman'da. Evet, burada bir tane ihlas, samimi ve içten bir şekilde arkadaşlar bu da. Burada o boşluğu koymamış. Bize 5 tane boşluk bırakmış. 6 tane kelime vermiş. İhlas, samimi bir şekilde demek. Onu atlamış olduk. Aşağıdaki bilgilerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. Her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu canlıları da yaratmıştır. Evet, her şeyi yaratan Allah canlıları da yaratmıştır. Doğru. Yani her şeyi Allah yaratmıştır. Allah Celle Celaluhu her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır. Burada arkadaşlar pardon. Hemen şunu şöyle yapalım. Her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu canlıları da yaratmıştır. D diyecektik. Dil sürüşmesi oldu. Evet, D. Allah Celle Celaluhu her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Evet. İhlas suresinde Hazreti İbrahim'den aleyhisselamdan bahsedilir. İhlas suresi arkadaşlar Kul huvallahu ehad. Hazreti İbrahim'den söz ediyor mu? Etmiyor. Kul huvallahu ehad. Allah estaizu billah. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. İbrahim kelimesi geçti mi? Geçmedi. Dolayısıyla bu yanlıştır. Besmele'nin anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın Allah Celle Celaluhu'nun adıyladır. Doğru mudur? Doğrudur. Dua her dilde edilebilir. Doğru mudur? Doğrudur. Biraz önce yukarıdaki soruda değinmiştik zaten. Aşağıda kelimeleri uygun olan ifade ile eşleştiriniz. Salavat. Salavat. Arkadaşlar bir numara nerede geçiyor? Peygamberimize yapılan duaya biz salavat diyoruz. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. İhlas. İhlas. Tek Allah'a bir bu
Samimiyet ve içten bağlılık. Evet. Bir an göremeyince dedim bu dursun diyecektim. İhlas. Samimiyet, içten bağlılık demek. Evet. Hamd. Allah'a şükretmek. 3 numara burada. Numaraları arkadaşlar buraya yazıyorum. İbadet. Kulluk borcumuzu ödemek için yaptığımız iş ve davranışlardır. Evet, ibadet, kulluk borcumuzu ödemek için yapmış olduğumuz iş ve davranışlardır. Hanif, tek Allah'a, Allah'ın birliğine inanan, hak dine tabi olana hanif diyoruz. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik gelmeden öncesinde Mekke'de puta tapanlar var. Kabe'nin etrafı putlarla çevrilmiş. Ve bir takım kötü alışkanlıklar içerisindeler. Peygamberimiz yine de onların yaptığı o kötü davranışları yapmıyor. Hanif dini olan, yani sonuçta Kur'an-ı Kerim'de geçen birçok peygamber var, birçok gönderilmiş peygamber var. O peygamberlerin dinine inanmaya devam ediyor. Hak olan din, ne biz tek Allah'a, Allah'ın birliğine inanan, hak dine tabi olana hanif diyoruz. Tabi İslamiyet'ten öncesinde gönderilen Hristiyanlık, Yahudilik bunlar tahribata uğramış. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyelim. Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kabe'yi inşa etmiştir? Hazreti İbrahim ve İsa mı? Hayır. Hazreti İbrahim oğluyla birlikte inşa ediyordu. Oğlunun ismi İsa mı? Hayır. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa. Musa değil arkadaşlar. İbrahim ifadesi doğru. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak. Hayır. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile birlikte inşa ediyordu. Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir? Sonbaharda yaprakların dökülmesi evrendeki düzeni gösterir mi? Gösterir ama dursun yine de. Gemilerin su üzerinde yürümesi bir düzen midir? Evet. Sonuçta suyun kaldırma kuvveti var. Teknolojinin insan hayatına kolaylık getirmesi evrendeki düzeni, ayıların kış uykusuna yatması. Evet, ayıların kuş uykusuna da yatması da bir düzendir arkadaşlar. Allah'ın yarattığı fıtrat üzerine ayı kış uykusuna yatıyor. Kış uykusundan uyanıyor ve bakımını devam ettiriyor sonrasında. Teknolojinin insan hayatına kolaylık getirmesi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir. Bu değildir arkadaşlar. Bu insan eliyle olan, sonradan olan bir şeydir. Sonuçta o da Allah'ın dilemesiyle oluyor. Allah o ilhamı kime veriyor? İnsana veriyor. C şıkkı cevabımız. Allah her zaman bizimledir diyen birisi aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz? Bakın doğru olmaz. Bu ifadelere dikkat edelim sorularda. Her zaman Allah'a dua eder. Evet, Allah her zaman bizimle diyen bir kişi. Allah'ın isteklerini yerine getirir. Evet, ya, haram kıldıklarını, yasak kıldıklarını yapmaz. Yap dediklerini de yapar. Her işine Allah'ın adıyla başlar. Evet, yalnız kaldığı zaman kötülük yapar. İşte bu yukarıdaki ifadeyle ters düşüyor. Allah'ın her zaman bizimle olduğunu düşünen bir kişi yalnız kaldığı zaman kötülük yapmaz. Allah'ın her şeyi gördüğünü, bildiğini bilen bir insan nasıl davranır? Allah her şeyi görüyor, biliyor. Bu insan nasıl davranır? Ara sıra yalan söyler. Hayır, Allah bizi her zaman görüyorsa yalan söylemez. Namazları yaşlanınca kılar. Hayır, namaz kendisine farz olduğu akıl bali yani ergenlik dönemine ulaştıktan sonrasında ölünceye kadar. Ve abud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Kimsenin olmadığı yerde hırsızlık yapar. Hayır. Yani insanlar varken yapmayayım, insanlar yokken hırsızlık yapayım demez. Yani Allah'ın her zaman gördüğünü düşünen bir kişi herkese iyi davranır. Yani insan ayırt etmeden herkese iyi davranır. Cevabımız bu olacak. Allah'ın en güzel 99 isimlerine ne denir? Mucize, peygamberlerin göstermiş olduğu davranışlara denilir. Ama işte günümüzde biraz bu kelime anlamından çıkıp şöyle işte bir mucize gerçekleşti. İşte yani bir takım böyle işte ölümden dönen yani mucize oldu. Yani bu kazadan normalde insan kurtulması mümkün değildi ama kurtuldu. Buna da mucize diyoruz. Bu kelime biraz farklı anlamda kullanılıyor. Ama mucize peygamberlerin göstermiş olduğu doğaüstü olaylar. Sahabe, peygamberimizin arkadaşlar yani peygamberimizi gören kişilere biz sahabe diyoruz. Esma-i Hüsna'da 99 isim. Hüsna en güzel demek. Esma da isimler. İsmin çoğulu arkadaşlar.
En güzel isimler. Cevabımız bu olacak. Ahseni takvim. En güzel surette. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim diyor ayet-i kerimede. Biz insanı en güzel surette yarattık. Devam edelim. İhlas suresindeki boşlukları doldurunuz. Kul huvallahu ehad. Ehad. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Samed. T demiyorum arkadaşlar. Aslında oradakiler dal. Bazen böyle Türkçe yazarken samed. Lem yelid. Lem yelid doğmadı. Yelid. Ve lem yulet. Ve lem ye. Ve lem ye. Küllehu. Ve lem ye. Küllehu. Ben kün yazmayacağım. Tecvid kuralına göre yazayım arkadaşlar. Okunduğu gibi kül olacak burası. Buraya sığmadı. Şöyle yapalım şurayı. Ye. Ye. İfadelerim daha iyi gözüksün diye kalemi biraz kalınlaştırdım. Küllehu küfüven. Şurayı da buraya yazıyorum. Kü. Fı. Küfü. Küfü. Ven. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Sadakallahul azim. Evet, devam edelim. Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. Söylenecek söz, durum. Allah'ın sıfatlarıyla alakalı zatî, subutî sıfatlar var, iki çeşit. Allah'ın Celle Celaluhu'nun her şeyi bilmesine ne denir? Bilmesi, her şeyi bilmesi, ilim arkadaşlar, ilim. Allah'ın her şeyi bilmesine ilim denir. Allah'ın Celle Celaluhu'nun her şeyi işitmesine de semi, işitmek. Semi Allahu limen hamide. Yani semi işitti. Kim? Allahu. Allah işitti. Men hamide. Kimin şükrettiğini, hamd ettiğini işitti. Namazda aslında çokça kullandığımız bir ifade. Allah'ın Celle Celaluhu'nun her şeyi görmesine basar. Basar denir. Allah'ın Celle Celaluhu'nun her şeyi yaratmasına tekvin denir. Yaratmak. Allah'ın Celle Celaluhu'nun dilemesi, dilediğini yapmasına irade denir. Allahü Teala dilediğini yapar. Arkadaşlar bu yazılı hazırlık videomuz da bitti. Diğer yazılı hazırlık videolarında inşallah görüşmek üzere. Oynatma listelerinden videolarımıza ulaşabilirsiniz. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.